Merhaba. Erdoğan siyaseten ölüm döşeğinde. Muhalifleri Emre Hakk'ın tecelli etmesini, siyasi ölümünü bekliyorlar. Epeydir yaptıkları gibi, ömrünü uzatacakları ya da tedavi edecekleri yok. O arada ölümü hızlandıracak adım atmak da istemiyorlar. Ters teper tekrar canlanır diye korkuyorlar. Bu durum içerideki muhalifleri kadar dışarıdaki muarızları için de geçerli. Bakınız 10 Büyükelçinin Kavala Bildirisi istenmeyen Kişi Krizi. Peki muhalifim diyenler iktidarı rahatsız ediyor mu? Unutmayın muhalefet iktidarı rahatsız etme sanatıdır. Tıpkı gazetecilik gibi. Allah rahmet eylesin 5 sene aynı ofiste çalıştım. Ufuk Gül de bir yılın belli ayları ava çıkar. 15 gün haber merkezine uğramadığı olurdu. Dönüşünde ne var ne yok diye sorunca şunu yaptık bunu yaptık diyene basardı kalayı. Hadi oradan telefonum hiç çalmadı. İki hafta yatmışsınız. Gazeteci gazetecilik yapıyorsa patronun telefonları susmayacak. Ölçü budur. Ne demiş George Orwell? Gazetecilik birilerinin basılmasını istemediği şeyi yayınlayabilmektir. Geri kalan her şey halkla ilişkiler faaliyetidir. Aynı şey. Erdoğan siyaseten ölüm döşeğinde. Görüldü ve görülüyor ki batılı devletler artık onunla çalışmak istemiyor. Daha karpuz kesecektik modundaki Türkiye muhalefeti ise bölünmüş durumda. Bir bölümü Erdoğan'dan kurtulmaya çalışırken gizli rejim yanlıları siyaseten ve fiziken tükendiğini görüp Erdoğan dönemi uygulamalarının aynı katılıkta devamı için alternatif arayışında. Asıl savaş saraya Hulusi Akar gibi birini atamak isteyenlerle Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı seçtirmek isteyenler arasında. İsimler değişebilir, kavga derin. Öyle olmasa Erdoğan Günübirlik Azerbaycan'a giderken vekaletin Fuat Oktay'a verildiği tüm kanallardan pompalanmazdı. Malumun ilamı. Başka yardımcısı yok ki yahu. Saray bilinçli veya bilinçsiz vekalet tartışmalarını bitirmeyi amaçlamış olabilir. Süleyman Soylu'nun hakkından Sedat Peker geldi. Hakan Fidan konuşulmuyor bile. Hulusi Akar'ın hiç sırası değil. Duyumunu teyit etmek için kulisleri yoklamak gerekmiyor. Ne çare olay Erdoğan'ı aşıyor. 2013-2016 geçişinde bırakmak istese dahi buna izin vermezlerdi. Şimdi kendini koltuğuna zamklasa dahi zor. Miadı doldu, gidiyor.